Hadi Sabriye, şoför arkadaşların denk geldi. Peki Fuat'ın, Mithat'ın, Burak Ersoylu'nun bulamadığı bu evi sen nasıl buldun? Burak'ın saklandığı çiftliği nasıl bulduysam burayı da öyle buldum. İşte Fuat da tam bu nedenle Sabri'yi alıp ezdi. O yüzden sorularıma cevap vereceksin. Arkanda kimler var? Bak müsaade et, Ali Rıza'yı çıkarayım oradan. Haşmet onu konuşturacak. Ali Rıza konuşmaz. O zaman kafasına sıkacak. Kafama silah dayalıyken tek bir kelime bile etmem. Hele bu yanında ağzımı bile açmam. Bu Yaşar'ı alın dışarı. Bizi yalnız bırakın. Haydi. Devlete mi çalışıyorsun? Ben kimseye çalışmıyorum. Milletin kanını hemen şerefsizleri temizlemeye çalışıyorum. Havalı cümleler. Güzel cümleler. Ama beni tava getirecek cümleler değil. Benim derdim seni davlamak değil. Bana kurşun sıkan herifle bir olup arkamdan ne iş çevirdiğini anlamak. Onu anlamak için bu alemde benim gibi 40 yıl geçirmen lazım. 40 yılına yazık olmuş. Benim bu şerefsizlerle 40 yıl geçirecek ne vaktim ne de sabrım var. O zaman bu alemde yaşayacak 40 günlük ömrün yok demektir. Bu alemde ayakta kalmak istiyorsan oyunu kuralına göre oynayacaksın. Senin kural dediğin insanın yüzüne dost görünüp arkadan iş çevirmekse ben şerefimle ölmeyi tercih ederim. Öldürtecek kendini ha. Sakin. Aslan parçası sakin. Yaşar benim yerime sana gelmiş olsaydı. Yani sana sığınsaydı. Tek evladının hayatını güvence altına alacak bir koz verseydi eline. Sen ne yapardın? En azından seni haberdar ederdim. Benim sana haber vermeyeceğimi nereden çıkardın? Ben Yaşar'la yeni konuştum. Durumu yeni öğrendim. Sana elbette haber verecektim. Ama benden önce haber uçuranlar olmuş. Tabii bu konuları benle konuşmayacağını biliyorum. Ama bu evi bulmak her baba yiğidin harcı değil. Yani arkandakilerin kim olabileceğini az buçuk tahmin edebiliyorum. Mesela onlar şu anda bizi dinliyor olabilirler. Ama bu beni rahatsız etmez. Hani sen bu düzeni yıkmak, haksızlıklara karşı gelmek istiyorsun ya. Bunu ben de istiyorum. Madem aynı şeyi istiyoruz, benim için mesele yok. Ama benim için var. Halide. Ben bu işler yüzünden hayat arkadaşımı, yoldaşımı, iki evladımı yitirdim. Kimsenin kaldıramayacağı bedeller ödedim. Gerekirse yine öderim. Seni konsorsiyuma sokarım. Tepesine kadar çıkartırım. Ama bunu yapacaksam tek bir sebeple yaparım. Halide. İşte bu sebeple şartım şu. Hem sen hem de artık arkandakiler kimse
Halide'nin güvenliğini ve geleceğini garanti altına alacaksınız. Ben nefes aldığım sürece Halide'ye kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğim. Sana söz veriyorum. Halide bütün bunları neden, ne amaçla yaptığımızı, yaptığımız işin detaylarını bilmeyecek. Ne kadar çok şey bilirse hayatına ilişkin risk o kadar artar. Anlıyorum, endişe etmeyin. Bir söz daha isteyeceğim. Eğer konsorsiyuma gireceksen Ersoylularla arandaki husumeti şimdilik unutacaksın. Yapamam. Yaparsın. İntikamdan vazgeç demiyorum. İntikamın için ödemek zorunda olduğum bedelden bahsediyorum. Ha yok. Ben Ersoylularla anlaşamam, el sıkışamam, masaya oturamam diyorsan ne sen bana bir şey söyledin, ne ben sana bir şey anlattım. Senin sırrın bende, benim sırrım sende. Yolları ayırırız. Yok eğer aralarına gireceğim, alemlerini başlarına yıkacağım diyorsan Ersoylu'yla el sıkışacaksın. Kabul edecek mi? Edecek. Edecek. Etmek zorunda. Her şey buna bağlı. Hayırdır doktor hanım? Dalıp gitmişsin uzaklara. Müsaade var mı? Buyurun. Ali Rıza'yı aradım ama ulaşamadım. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Sağ olun. Çay iyi geldi. İyi gelir çay. İnsanın içini ısıtır. Dertleşmek de insanın yüreğini hafifletir. Ama belli ki senin çaydan çok dertleşmeye ihtiyacın var, ha? Ben dertleşmeyi pek beceremem Hasan abi. Çünkü büyürken susmayı öğrenen çocuklardanım ben. İlkokulda herkes babasının ne iş yaptığını söylerken sıra bana geldiğinde ben ne diyeceğimi bilemezdim. Öylece susup kalırdım. Cevap veremezdim. Arkadaşlarım, onlar dertlerini birbirlerine hiç düşünmeden anlatırken...